Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Doktor Nevzat Atlı, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak gibi musiki ustalarının rahle-i tedrisinden geçmiş, Türk sanat musikisinin gelmiş fakat yeri kolay doldurulmayacak solistlerinden Güzide Kasacı'yı kaybettik. Aşka gönül vermem, aşka inanmam, yıllarca boş yere ağlayıp yanmam. 1929 yılında doğan zarif bir İstanbul hanımefendisiydi Kasacı. 1951 yılında kaydolduğu İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nda aldığı 3 yıllık eğitimi az önce isimlerini saydığımız ustalardan aldığı özel derslerle taçlandırmış ve eksiksiz bilgilerle Türk sanat musikisine giriş yapmıştı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, seneler çok çabuk değişiyor ama siz hiç değişmediniz. Teşekkür ederim. Şöyle düşünüyorum, tanışalı bir hayli oldu galiba, değil mi? Hatırlıyorsunuz. Evet, talebelik zamanımdan beri sizi hatırlıyorum. Hatta bir müsabakada beraber siz birinci erkeklerden, ben de bayanlardan birinci olmuştum. Ve ondan sonra işte konservatuvara girdim. Ve çalışmalar devam etti. Çalışmalar devam etti. Sonra radyoya girdim. Nevzat Atlı korosuna girdim, üniversite korosuna. Yani müzik çalışmalarımı ilerlettim. Münir Nurettin Selçuk'tan, Refik Fersan'dan. Ders aldınız. Ders aldım. Şefik Gürmeriç, nazariyat hocamızdı. Mustafa Nafiz Irmak, edebiyat hocamızdı. Yani köklü bir çalışma yaptım. Evet. Yani bugünkü başarınızı bu köklü çalışmaya borçlusunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, sevgili misafirler, Güzide Kasacı programına Hicaz makamındaki eserlerle başlıyor. Türk musikişinaslarının Güzide ile tanışmaları 1960 yılına tekabül etti. 1960 yılına kadar gençliğinin en güzel yılları müzikle ilgili aldığı eğitimlerle geçti Kasacı'nın. Ondan sonra bir geldi ki sormayın. Dönemin müzikseverleriyle daha ilk tanışmasında Güzide Kasacı bir marka oldu çıktı ülkesinde. Ah yine neşeyi muhabbet, yine neşeyi muhabbet, dünü canım hep bir şey daha. Jürisi Zeki Müren, Alaaddin Yavaşça, Arif Sami Toker, Fehmi Tokay ve Sadi Işılay gibi ünlü isimlerden oluşan ses yarışmasında final jürisi onayı ile birinci seçildi. Birinci seçilmesinin ardından gazinolarda sahne almaya başlayan, özellikle İstanbul Radyosu'nda verdiği konserler ve doldurduğu plaklarla kısa sürede büyük üne kavuşan Kasacı, dönemin en popüler şarkısını okuyarak Çalı Kuşu oldu. Daldan dala konar, kahkahalar saçar. Daldan dala konar, kahkahalar saçar. Gönül avcıları aldatırım kaçar. Ardından Bayan Kahkaha lakabı ile anılmaya başladı. Türk sanat müziğinin kenarda köşede kalmış birçok eseri onun yorumlarıyla tanındığı bilindi. Güzide seslendirdiği her şarkıya adeta can verdi yaşamı boyunca. Okuduğu eserlerle hem şarkıları hem kendisi devleşti Kasacı'nın. 94 yaşında hayata veda ettiği gün ve ana kadar
Ağlama değmez hayat. Benim adım çalı kuşu. Sarsam seni. Civelek adlı şarkılar başta olmak üzere farklı ve özel yorumuyla çok sayıda esere hayat verdi Güzide Kasacı. Kasacı yaşlılığa bağlı sebeplerle İstanbul'da kaldırıldığı özel bir hastanede sabah saatlerinde hayata veda etti.